gereken yol gibi görünüyor Peki ben şunu da soracağım şimdi e, Sayın bakan diyor ki Sayın Şimşek ya biz e, önce bir ekibi oluşturacağız sonra da bir program yapacağız öyle yola devam edeceğiz diyor bu programın da program dendikçe e, ben bakıyorum etrafımda ha Kemer sıkma programı geliyor deniliyor e, önüm <laughs> önümüzde de şimdi gene Mart'ta bir seçim var Türkiye'nin zorluğunu bence unutmamak lazım. Mart'taki seçimi de tabi dikkate almak lazım. Birincisi bence eğer vaziyetimiz çok iyi olmuş olsaydı Mart'taki seçimlere kadar işsizlikte büyük artış olmadan süreci idare edebilecek durumda olsaydık kesin idare edebiliyor olurduk. Dedim ya Şahap Bey de bakan olurdu bence. Ama bugün bu noktada olmamızın nedeni kabinede bu kadar kapsamlı bir değişikliğin olmasının nedeni bence e, Türkiye'nin bir nevi aslında Cumhuriyetimizin hani e, eski döneminde 100 yıl önceki e, fabrika ayarlarına da doğru dönme çabasından geliyor. Bir politika çerçevesine ihtiyacımız var. Ben onu yine o yazıda şey diye anlatmaya çalışmışım. Hani kafamızda yer etsin diye. Türkiye Arjantin olmaz ama Arjantin tamamen farklı bir ülke. Ama Arjantin benzeri. ...bir ödemeler dengesi krizine girme ihtimalimizin olduğu bir süreçteydik. Bu ne demek Türkiye gibi bir sanayi ülkesi açısından baktığınızda? Son derece hızlı işsizlikte artış demek. Kimse işsizliğin iki katına çıktığı, bugünkü seviyesinden iki katına çıktığı şartlarda... ...Mart 2024'te seçimlere gitmek istemez bence. Bu nedenle bu noktadayız. Şimdi ondan sonra program denilen şey bence bu noktadan itibaren piyasayı tekrar işletecek adımları almaya başlamak. Onda nedir? Mevcut bir dedim ya kararlar manzumesi. Ondan nasıl çıkacağız? Hepsinden bir günde mi çıkacağız? KKM'de buna dair. E bir günde çıkamayacağımız açık bunlardan. Demek ki bir patikanın olması lazım. E, yeni ortama doğru bizi götürecek bu, bu kararlardan zaman içerisinde e, çok uzatmadan tabii zaman içerisinde çıkmayı hedefleyen bir e, bir çerçevenin olması lazım. Ondan sonra bence karar verilmesi gereken şey bunu... Önden yüklemeli mi yapacağız, aşamalı mı yapacağız adımları? Hani bu faiz ve kurda nasıl bakacağız dediğiniz şey bence onunla alakalı aslında. Bence o konuda da bir kararın olması lazım. Hani o da bence kredibiliteyle yakından alakalı. Ee, hem ekibin kredibilitesi e, hem de işte Sayın Cumhurbaşkanımız şimdi bir mandate verdi, bir görev verdi. Bu görevi ama daha önce verdiklerinden hiç e, kimseye hissettirmeden birdenbire alıverdi. Yani önceden biz düşünemeden, öngöremeden yapılan hadiseyi geri alabildi, alabildiğini biliyoruz. Naci Abal hadisesinden biliyoruz sonuçta. Bir gecede bir sürpriz olmuştu her şey iyiye doğru giderken. Dolayısıyla Ondan sonra karar verecek olan şey bu önden mi baş, başlayacağız, bir, bir yön yüklemeli yapacağız yoksa zamana mı yayarak yapacağız? E ondan sonra da bence atılması gereken adım herhalde ekibi belirlemek. Ya, ekip de dediğim gibi bir ya da iki kişiden oluşan bir ekip değil bu sonuçta. Bakan yardımcılarınızdan, Merkez Bankası başkan yardımcılarına, para politikası kurulunun nasıl şekilleneceğine, Hatta bence e, şeyde sarayda e, e, ekonomi politikaları kurulunun ne yapacağınızı. Çünkü bunların hepsi dünde kalmış e, mekanizmalar. Dün işlevlerini çok iyi yerine getirmiş olabilirler. Ama aynı kabine değişikliğinde olduğu gibi şimdi herkese teşekkür etme zamanının geldiğini düşünüyorum ben. Peki <laughs> hocam biz de size teşekkür ediyoruz. <laughs>